Cem TV ekranlarından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ekranlarınızın başına Söz Kadın'da programına bir kez daha hoş geldiniz. Ben Dilek Çınar. Evet, bu hafta yine önemli bir konuyu sizinle, değerli bir konuğumla konuşacağız. Bu hafta kadının iş hayatındaki yerini konuşacağız. Kadın istihdamını konuşuyor olacağız. Kadına toplumda biçilen rolleri ve bu rollerin biz kadınları nasıl etkilediğine değineceğiz. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları ve çalışma hayatında var olabilme mücadelesini değerlendiriyor olacağız. Hemen konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün gazeteci, sevgili Dilek Dindar bizlerle birlikte. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla böyle bir adaşımla program yapmak çok keyifli olacak sanıyorum. Adaş artık programı yürüteceğiz diyelim. Valla hatta izleyicilerden müsaade alabilirsek biz hanımları da kaldıralım isterseniz. Yani, bir meslektaşı olarak. Evet, Dilek diyorum o zaman. sevgili Dilek, öncelikle... Emek alanında çok fazla haber yapıyorsun. Seni basından da takip ediyoruz. Bir program da sunuyorsun her hafta. Bununla alakalı da birazdan kendini anlatırken bunlardan da bahsedeceksindir. Sahada emek alanında birçok haber yaptın. Bunları seninle detaylı olarak konuşmak istiyorum. Ama öncesinde izleyicilerimiz için seni kısaca senin dilinden tanımak, tanışmak istiyoruz. Dilek Dindar kimdir? Eyvah, ne zor soru. Ben konuklarıma yahu sizi bir tanıyalım önce diye başlarım. Cevap vermek ne kadar zormuş, şimdi anladım bunu. Evet, yer değiştirince çok zor oluyor. Şimdi... tabii ya ben çok eski bir gazeteci, hatta bazen kendime gazeteci demeyi de imtina ediyorum. Yani bunca yıllık gazetecilere haksızlık etmemek adına öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Bu daha doğru olacak sanıyorum. Çok eski değildir, yaklaşık bir 10 yıllık zamana yayılan bir süreç ama en temelde özellikle de son 3 yıldır Emek ve Hayat isimli bir program yapıyoruz ve tek odağımız çalışma yaşamının, yani emeğin bir bütünü. Şimdi sadece işçiler, fabrikadaki işçi ve benzeri değil. Nerede bir emek sermaye ilişkisi varsa orada zaten bir emek var ve bu emeğin kendisinin hem yaşadıkları, hem sorunu, hem bulunduğu noktası, hem de mücadelesi var. Biz her iki noktasına da bakmaya çalışıyoruz. Doğal olarak bir akademideki emekçiden, işte sahadaki, fabrikadaki emekçiye kadar ki bütün alanlara girmeye çalışıyoruz. Ama ısrarlıyız. Hani ülkenin bütün konuları içerisinde bir de emeğe bakalım, bir de asgari ücrete bakalım. Hay Allah, ekonominin neresinde değil, milyonlarca emekçinin olduğu bu ülkede onların gerçekten bu ülkeyi var eden noktadaki seslerini görünür kılmaya ve sahadan, kendilerinden doğru görünür kılmaya çalışıyoruz. Yani bunun da kıymetli olduğunu en azından ben düşünüyorum ama zaman zaman da bunu hissettiğim, hissettirildiği zamanlar olmuştu. Benim için çok kıymetli tarafları o kaldı ki kadınlar açısından da bambaşka bir yere oturuyor. Muhtemelen siz hani bir kadın olarak bunu yapmak nasıl bir şey diyeceksiniz. Neyse, sözü size bırakayım. Peki. Dilek, şimdi uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsun. Kadınların birazdan sorunlarına detayıyla birlikte ineceğiz ama sen bir kadın gazeteci olarak ne gibi zorluklarla karşılaştın ve karşılaşmaya devam ediyorsun? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misin? Vallahi şimdi vereceğim yanıt tabii biraz ilginç olacak. Çünkü ya çok açıkçası ben galiba şanslı kadın gazetecilerden biriyim. Ne güzel. Zira bu alan, yani özellikle basın, aslında kadın emeğinin üzerine inşa edilen bir alan. Yani hemen her alanda, editöründen sahasına, muhabirine ve benzerine kadar her noktada kadını görürüz. Hatta kadın figürü bir taraftan da sistemin sunduğu biçimiyle işte sahnede arzu endam eden, sahneden kastım aslında ekranlardır o. İşte makyajıyla, görüntüsüyle ve benzeriyle öne sürülen bir meta. Çoğu zaman böyle tanımlanır. Birçok noktada kadını görürsünüz. Ve aslında bu binayı inşa edenler onlardır. Ama siz onları şeyde görmezsiniz.
bir yönetici kademesinde göremezsiniz. Kolay değildir oraya çıkmak çünkü kadın olmak oraya tırmanmanın bir kere başlı başına engelidir. Sizin çok fazla çaba göstermeniz. Çabayı bırakın, engelleri aşmanız lazım. Çok fazla lazım. Aslında taviz vermeniz gerekiyor değil mi biraz da? Yani tabii ki o da var ve tırmanmanız gerekir. Sadece taviz de değil. Yani şimdi şöyle bakalım. Politika alanında bir kadının gazeteci olması, söz sahibi olması ki sayarız parmakla kaç tanedir? Ekonomide, dış politikada kaç tanedir? Öne açılan yönetim kademesinde erkek olmadan, eril olmadan kadınlığıyla var olan kaç kişiyi sayabiliriz? Bunun yolunun ne kadar zor olduğunu en iyi kadınlar bilir, kadın gazeteciler bilir. Ha ben yaşadım mı çok açık söyleyeyim. Aslına bakarsanız hani çalıştığım alan, emek alanı ve bil fiil alanda ben de çalışıyorum. Yani sadece sunan falan değilim. Yani o programı başından sonuna aslında belki bütün hafta boyunca yaşayan bir kişiyim. İş cinayetleri kavramını belki 3 yıldır daha bir görünür kılan, biraz ukalalık mı oldu bilmiyorum ama katkı sunanlardan biriyim gibi. Fakat ve ne kadar erkek olduğunu o alanı konuşacağız şimdi. Ama hal böyleyken ben bu konuda bırakın bulunduğum, çalıştığım kurumlarda ve sahalarda ne sendikal alanda ne sahada bilfiil işçilerin, emekçilerin, memurların, beyaz yakalıların, mavi yakalıların olduğu alanda doğrusu bunu yaşamadım. Belki de o sahaya indiğinizde eşit bir dili, o açık ve eşit bir dili ya da o özgür dili ya da aynı dili, aynı derdi paylaşıyor olmanın verdiği bir avantaj mı? Yani kadınlığımdan doğru diyorum ya, tekrar söylüyorum, ben o belki de şanslı taraftaki lerden biriyim. Ne bunca eril olan alanda ne de çalıştığım süreç boyunca doğrusu önüme engel gelmedi. Ama bu bütünün bir örneği değil. Şimdi Dilek, kadının dokunduğu yeri güzelleştirme gibi bir özelliği var diyelim. Çünkü yaptığı işe kendinden de bir şeyler katıyor. Fakat toplumda biz kadınlara biçilmiş bazı roller, sıfatlar da var. Bu nedir? Kadın dediğimiz zaman insanların aklına işte evinde oturan, çocuğuna bakan, ütüsünü yapan, yemeğini yapan, temizliğini yapan, evinden sorumlu olan bireymişiz gibi bir sıfat adlediliyor. Tabii ki bizim kadınlar olarak evimizle ilgileneceğimiz bir takım sorumluluklarımız var. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Bundan bahsetmiyoruz. Fakat toplumsal cinsiyet rolleri eşitsizliği gereği kadınlar hep yapamaz, başaramaz diye bir algı var toplumda. Ve kadınlara çalışma fırsatı bu anlamda verilmediğini düşünüyorum. Sen bir sahada bu konuyla alakalı birçok emek vermiş gazetecilerden bir tanesin. Bu konuyu nasıl değerlendirirsin? Şimdi önce bir kavrama takıldım. Belki onu söylemek lazım. Kadının değdiği her yeri güzelleştirmek, dokunduğu yeri güzelleştirmek gibi. Ya böyle bir misyonu yok kadının. Gitsin başkaları güzelleştirsin. Niye biz güzelleştiriyoruz? Niye böyle bir derdimiz var? Bu bize atfedilmiş. Daha doğrusu aslında tam da bizi üretim alanlarından, bilimden, yaşamın o üretken alanından çeken bir ifade. Bize böyle bir nitelendirme, hoş nitelendirme, gönlümüzü okşayan nitelendirme ile hadi bakalım tıpış tıpış evinize, kuaförünüze, yaşamın başkalarına bakmayın, takılmayın, güzelleştirmekten kastettiğinizin o olmadığını ben iyi biliyorum. Sadece ironi yapmak için söyledim. Tabii ki. Siz bunlarla ilgilenin, gerisi sizin işiniz değil. Ha, iyi ifade, hatta gidin siz ancak o son rötuşlarda kalın. Yok öyle bir şey. Yani kadın üretim alanlarında ve hayatı üretmek adına ister düşünsel anlamda ister fiili anlamda zaten üreten bir yerde duruyor. Bilfiil üreten bir yerde duruyor. Doğru,
Gerek tam da bu ifade. Gerekse bunun tam aksi başaramaz. Başaramaz dediği güzelleştirdiği o dokunduğu alanlar değil. Haddinizi bilin, siz orayı güzelleştirin. Buralar bizim alanımızdır aslında. Bilim sizin işiniz değildir. Madame Curie'yi görmeyebiliriz. Biz onun kocasını görürüz, o erildir. Biraz böyle bir nokta bu. Şimdi bunun için söyledim. Evet, yani efendi siz aslında kendi alanlarınıza ve kabuğunuza çekilin. Bu çalışma hayatında, bu emek alanında o kadar belirgin ki. Çünkü biz emek derken sadece gerçekten fabrikaları, sadece mağazaları, sadece kamusal alanları, eğitim kurumlarını falan kastetmiyoruz. Üretim alanlarından biri ev. Ama bize o evde biçilen rol analık ve karılık rolü. Orada şunu bir açalım, yani çalışma hayatının içerisinden yavaş yavaş çekilmekle birlikte ya da belirlenen alanların dışındaki ya da belirlenen ya da bize tanınanların dışındaki alandan yavaş yavaş çekilmemiz talep edilirken bize başka bir şey var orada. O emek sermaye çelişkisinde sermaye her zaman erildir. Yani o sistemin akışı aslında kadın erkek ilişkisindeki akış gibidir. Bilfil de yansımasıdır. Çünkü eve yansıyan da budur. Siz normalde bir ederi olan işleri, hizmetleri, yani siz bir ederi olan ütüyü, siz ederi olan, para verilen, bir hizmet olan yemeği, bulaşı ve benzeri bir evin tanımı yapıyorum. Siz evin içerisinde ücretsiz olarak sunarsınız. Evet. Ev içi emeği diye bir şeyden bahsedilmez. Ücretsiz emektir o. Görünmez emek. Görünmez evet. Emektir. Ve size bütün bunların içerisinde bir de anne olmak, kutsiyet addedilen bir yerden tarif edilir ki sizin aslında sadece üretim alanından çekmek değildir dert o. Üretim alanındaki değersizleştirilmenizin argümanıdır. Sizin daha az ücret alabilmenizin argümanıdır analık hakkınız. Ama öte yandan şu yapılır mesela, çok yeni bir örnek. Çok laf ettim galiba, yine çok konuştum. Hayır lütfen. Biz gazeteciler böyle, yapacak bir şey yok. Kendi programımda konuşamayınca hazır fırsat buldum, burada konuşalım. Lütfen buyurun. Kendi programımızmış gibi. Şimdi son günlerin en çok konuşulan konularından biri, kadınların özellikle son dönemde çok net taleplerinden biri. Geçtiğimiz günlerde biz Emek ve Hayat'ta da bunu konuştuk. Kadınlar mesela, kadınlara tanınan, ciddi bir mücadeleyle tanınan analık hakkı ödeneği vardır. Evet. Şimdi analık hakkı ödeneği nedir? İşveren tarafından, yani SGK tarafından ödenecek. Yanlış söyleyebilirim, bir hata yapmış olmayayım orada. Şimdi bir takım şartları var sizin analık ödeneği alabilmeniz için. Son bir yıl içerisinde, yani sizin doğumunuzu gerçekleştireceğiniz süre içerisinde, yani hamile kaldığınız o dönem içerisinde bir kere sigortalı olmanız gerekiyor. Sigortalı bir işte çalışmanız, kayıtlı bir işte çalışmanız gerekiyor. Doğumdan önceki son bir yıl içerisinde sigortalılığınızın devam ediyor. Yani bir yıldır kayıtlı işçi olmanız gerekiyor. SGK'nızın ödenmesi gerekiyor. Ve bu son bir yıllık süre içerisinde en az 90 gün prim ödemiş olmanız lazım. Şimdi buraya kadar her şey normal değil de ne gerek var bu bunca şarta şurta diye sorarlar. Madem çok kutsuyorsunuz bizim analığımızı, niye böyle dertleriniz var diye sorarlar. Ayrı mesele o. Şimdi gelelim pandemi döneminde, salgın döneminde dünyanın her yerinde, yani biz sadece yaşamsal bir meseleyi tartışırken şöyle bir şey geldi. Ücretsiz izne ya da kısa çalışma ödeneğini, bu aslında ücretsiz izin meselesi tüm işçilerin, tüm çalışanların. Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanların bambaşka problemlerini içeriyor. Maalesef. Ama ben buradan doğru söyleyeceğim. Kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarılmış kadın arkadaşlarımızın primleri ödenmediği için, kısa çalışma dediğinizde 10 gün, 7 gün ve benzeri. Evet. Şimdi siz Mart'tan bu yana ya da Haziran'da başlamış birinin kısa çalışma ödeneğiyle 90 gününü tamamlayamazsınız.
Ücretsiz izinlerle bunu 90 günü tamamlayamazsınız. Ne olacak? Salgındasınız. Hakkını alamazsınız analık ödeneği. Yani milletvekillerimiz, iki milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Serhat Kadıgil ve Züleyha Gülüm, Halkların Demokrasi evet. Partisi'nden. Onlar bu konuda önergeler verdi. Kadınların bu konuda talepleri var. Şimdi meselenin kendisi şu. Siz kadınların analığını, kadınlığını demeyelim, analığını bu kadar kutsarken ve üstelik kadınlara bol bol çocuk doğurun. Ne işiniz var sizin çalışma alanlarının oralarında? 3 kuruşa en fazla çalışırsınız, gerek yok part-time çalışıverin. Zihniyetini bunca yıldır ortaya koyan bir iktidar karşımıza bu tabloyla çıkıyor. Analık hakkı ödeneğinizi, analık ödeneğinizi alabilmeniz mümkün değil. Bu da bizi ilgilendirmez. Ve bütün bunları yapanın da bir Çalışma Bakanlığı'nın, ben ona torba bakanlık diyorum, Aile, Sosyal İşler, Kadın ve Çalışma Bakanlığı ve bakanımız bir kadın. Sayın Zeynep Ama Mürsel. Kadın olmak yetmiyor. Kadın bakışımız gerekiyor. Eril bakış açısı, erkek egemen zihniyet sadece erkeklerde değil. Sistemin kendi argümanı. Baştan sona sistem böyle işliyor. Hani az evvel söylediğimiz emek sermaye çelişkisi içerisinde sermayenin kendisi zaten eril. Ve bizim evimizin içerisindeki o erkekler de o yapının bir uzantısı. Sadece bir uzantısı. Şiddete kadar uzanan yer aslında bakmayın siz sadece erkekten gelmiyor. Hatta önce ve en temel başlangıcıyla yapının kendisinden geliyor. Egemen zihniyet. Dilek, şimdi biraz da pandemiyle alakalı konuşmak istiyorum. Bu pandemi döneminde işsizlik arttı. Bireylerin yani aile olarak evde çok fazla vakit geçirildiği için, bir de geçim sıkıntısı yaşandığı için kadına yönelik şiddetin de arttığı bir boyuta geldik. Geçen haftalarda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun Kasım ayında 29 kadının öldürüldüğünü belirtti. Yani böyle bir veri açıkladılar. Her güne bir kadınımız ölüyor baktığımızda. Şimdi pandemi döneminde artan işsizlikle alakalı sen de sahada ve birçok firmayı yerinde gidip hani röportajlar yaptığın için özellikle sormak istiyorum. Gerçekten fabrikalarda bu durum nasıl bir boyuta ulaştı? Yani erkek işçilerin de mutlaka işten çıkarıldığı durumlar var ama burada gözlemlerine dayanarak soruyorum. Kadın işçiler daha mı fazla işten çıkarılıyor? Bu durumu biraz bize özetleyebilir misin? Şimdi demin pandemideki kadınların yaşadığı bir örnekle aslında şu dönemi, salgındaki süreci söyledik. Şimdi evet işsizlik çok arttı. Şimdi Türkiye'de zaten işsizlik öyle çok da az falan değildi. TÜİK'in rakamlarına falan bakmayalım. Yani ona bakınca durum bambaşka pembe tablolar görüyoruz ama son açıklanan verilerle 10 milyon kişiden bahsediyoruz. İşsiz sayısı olarak DİSKAR'ın açıkladığı rakamlarla. Şimdi bakıyorum acaba var mı yanımda diye. Evet, DİSKAR geçtiğimiz şeyde haftalarda bir araştırmasını paylaştı ama rakam 9 milyon kalmadı. 500 bin civarında tam hani rakamı yanlış söylesem de yuvarlatarak söyleyebileceğimiz bir nokta. Şimdi işsizlik çok arttı ama işsizlikte zaten bütün o verilerde de biz görüyoruz. Kadın işsizliği zaten yüksekti, genç işsizliği zaten yüksekti, tam anlamıyla tavan yaptı. Çünkü şimdi iki tane nokta oldu. Salgının başında alınan önlemler, ilk bir ay hiçbir önlem görmedik biz. Salgının yayılmasında belki de en temel noktaydı. Ve sendikalar, alanlar, meslek örgütleri, tabip odaları ısrarla kapatın, kapanın, iş yerlerini kapatın, temel hizmet ve mal üretimleri dışındaki yerleri kapatın, bu iş yayılacak demesine rağmen kimse tabii bununla ilgilenmedi. Ya da tercih üretimin çarklarının dönmesinden yana yapıldı. Şimdi böyle oldu ama ardından sendikaların da bu konudaki meslek odalarının baskısıyla işten çıkarmalar yasaklandı
tabii o süreye kadar biz bir hayli işsizimizi toplumun içerisine yeniden gönderdik. Şimdi iki tane nokta oldu. Bunun ardından işten çıkarmalar yasaklandı ama artık işverenin eline başka bir sopa geçti. En temeli ücretsiz izinlerdi. Yani İşkur'un son açıkladığı verilerle, resmi verilerden bahsediyorum, başka yani bu da sayı daha fazladır, daha azdır. Buna dair bir şey diyemem ama son Kasım ayı raporu. Ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı 2 milyon 182 bin kişi. Ciddi bir rakam. 2 milyon. Siz bunu 4 kişilik bir aileye vurduğunuzda 8 milyon kişiden bahsediyoruz. Ve bu insanların çok temel mesele, o yüzden buraya geldim. 1168 liraya yaşamını idame ettirmesi zorunluluğu getiriyor. Bildiğin zorunluluk bu. Çünkü başka işte çalışamazsınız, onu yapamazsınız vesaire. Şimdi bu ne demek? Bu aslında bütün işçilerin, bütün çalışanların sorunu. Yani salt kadınların sorunu değil. Ama ve lakin siz eğer 1168 liraya yaşayamam diyorsanız, başka bir işe girmek zorundayım ya da ve benzeri diyorsanız, bugüne kadar çalışmışlığınızı, ihbarınızı, kıdeminizi ve benzerini bırakıp istifa edeceksiniz. Bunu ne yapacak? Burada bir karar vermesi gerekiyor. Burada bu karar daha çok kadına düşüyor. Yani kadın dediğin gel evinde otur, işte orada başka bir şey yap, şunu yap. Bu belki en çok yansıyan. Böyle bir istatistik yok tabii ki. Bir istatistikle bunu söyleyemem size. Ama ücretsiz izne çıkarılanların büyük çoğunluğu kadınlar. Sahada gördüğümle söylüyorum. Bir veriyle söylemiyorum. Mesela Simbo örneği vardır direnişteki arkadaşlar ki ücretsiz izne karşı bu şeyi yaptılar, mücadeleyi verdiler ve kazandılar. Tabii salt kriter kadın olmak değil elbette. Hele hele sendikalıysanız durum daha vahim. Siz zaten kapının önüne konulacak. Baştan kaybeden kişisiniz. Hem kadın hem sendikalıysanız o neredeyse artık böyle tanrı kelamı haline falan geldi yani. Şimdi bir tarafı bu. İşsizlik boyutuyla baktığımızda belki işsiz diyemeyeceğiz ama zaten işsiz. Dilek, bir de işsiz kalanlar çok var. Çok özür dileyerek tabii bölüyorum seni. Kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Aha. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum sevgili gazeteci Dilek Dindar'la birlikte Cem TV stüdyolarındayız. Dilek, pandemi sürecinde artan işsizlikten bahsediyorduk. Lütfen devam et. Evet, yani işin başka bir boyutunu söyledik ki ama tabii bir de o bu sürecin içerisinde kısa çalışmayla ya da işsizlikle evde olan, evde olmak zorunda olan kadınlar var. Birkaç noktayla karşı karşıyalar. Bir kere çok iyi biliyoruz ki evet, bütün yükü, o görünmeyen emek zaten katmerliydi, kat be kat arttı. Çünkü artık evin içerisinde başka yükler var. Öğretmenliği de siz yapıyorsunuz artık. Evin içerisinde artan giderlerin, daha önce de vebali omuzlarımızdaydı ama şimdi evin içerisinde çalışan bir erkekle onun vebali daha da arttı bizde. Gider de arttı gider evde de olunca. Hal böyle olunca sizin yükünüz de arttı. Ve siz zaten ne kadar çalışırsanız çalışın, kaç para kazanırsanız kazanın, siz o eve, o haneye katkı sağlayansınız. Ana gelir kaynağı değilsiniz çünkü siz kadınsınız. Bir kere haddiniz ve yeriniz oraya kadardır. Tarif budur. Çünkü zaten sermaye de buradan tarif ediyor. Evet. Yani bu sadece şöyle anlaşılmasın. En azından ben böyle bakmıyorum. Filanca erkeğin sorunudur bu diye bakmıyorum tek başıma. Bu sistemin bir sorunu. Sistem yukarıdan aşağıya bunu böyle örüyor ve o erkeği evin içerisine öyle gönderiyor. Çünkü çalışma alanında da öyle.
Çalışma sahasında da çok farklı bir durum yok. Yani az evvel verdiğimiz örnek analık ödeneği hakkı için kaç tane erkek arkadaşımız, sendikal mücadelenin içinde dahi olan kaç tane arkadaşımız bu meseleye omuz veriyor ya da öncelliyor? Ki bunun başkaca örnekleri var. Belki örgütlenme alanındaki kadınların durumuna da belki konuşacak olursak orada da aktarabilirim. Bu aslında birbirinden çok bağımsız olmayan ve bütünlüklü. Doğal olarak ortada bir şiddet var ama bunu sadece fiili bir şiddetten bahsetmiyoruz. Psikolojik şiddetin kendisiyle başlı başına karşıyız. Kadınların en çok söylediği çalışma hayatında bu salt evde değil, sahanın kendisinde de ilk karşılaştığı şiddet psikolojik. Sonra fiili, fiziksel, sonra ekonomik şiddet. Şimdi ardı ardına geliyor. Ve bizim salgınla bu mesele başka bir noktada birkaç kat arttıysa burada kat be kat arttı. Ve bunlarla biz karşı karşıyayız şu anda. Doğal olarak iş aramak kısmına bile geçebilmiş durumda değiliz. Ve yoksullukla yüzleşen şu anda... Şiddetin de artmasının başlıca aslında sorunu, büyük bir sorunu diyebiliriz. Çünkü gelir bir şekilde azaldı fakat evde gider işte faturalardı, yeme içmeydi artınca artık karı koca birbirine tahammülü belki de kalmadı. Bu sebepten dolayı da şiddet arttığını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii biz sadece buradan doğru baktık. Kadına yönelik şiddeti sadece buradan tarif etmek çok yanlış olur. Alandaki bu mücadeleyi veren arkadaşlarımın bunu fazlasıyla ve çok iyi bir mücadeleyle aktardığını biliyorum. Ben sadece bu tarafından doğru da bir perspektif aslında sunmaya çalıştım. Yoksa... Elbette ki şiddeti buradan tarif etmek, kadına şiddeti, kadına yönelik şiddeti, o eril şiddeti tarif etmek elbette mümkün olmayacaktır. Derler ya devede kulak misafiri olur belki ama bu görünmeyen tarafını da bir tamamlayıcı unsur olarak koymayı açıkçası da önemsedim. O yüzden altını çizmek istedim. Peki Dilek, şimdi kadınların... Tabii az önce analık hakkından bahsettin ama belirli kriterlere geldikten sonra alabiliyorsun. Şimdi hani hep şunu konuşuyoruz ya, kadının iş hayatındaki yerini birçok zorlukla aslında karşılaştığını, bir işveren işçiyi çıkaracaksa bile ilk önce kadını çıkardığını, mobbing uygulanacaksa önce kadınlarımıza mobbing uygulandığını genelde tartışıyoruz. Şimdi kadınların evlenip 3,5 ay sonra İşten ayrılsa dahi bir tazminat alabiliyorlar. Şimdi buraya baktığımız zaman böyle bir hakları var. Sizce hükümetin kadınları iş dünyasından çekilmesine yönelik bir çalışma mıdır bu? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle bakalım. Bu ne demek? Evlendi. İşten ayrılabilmesi evliliğinin gerçekleşmiş olmasıyla ilgili. Bu erkeğe tanınıyor mu? Hayır. Peki bu durumda aslında bunun tercümesi nedir? Erkek kadınını malı çünkü onu. Kadınını erkek böyle bakıyor diye değil. Bu mevzuat, bu perspektif böyle bakıyor çünkü. Erkek kadınını çalıştırmak istemiyor. Çalışmasına izin vermiyor. Çünkü kadının çalışabilmesi onun iznine, lütfuna bağlı. Doğal olarak da bu izni vermediği için elbette ki onu o hayatın içerisinden almak ve kurtarmak tırnak içerisinde hakkına sahip. Madem böyle ulvi bir kararı alabiliyor erkek, devlet de diyor ki ne demek? Ben bunu ödüllendiririm. Bunun adı budur. Ey erkek, sen ulvi bir kararı alıp kadınını, evinin kadını yapabildiysen ben seni ödüllendiririm, veririm onun parasını, onu kadına vermez. O kadına gelen para, eğer bu şekilde işten çıkan kadın o parayı alıyorsa o para kadına gitmez. Artık o kadın
evinin içerisinde hizmet vermekle, bir bedel hizmet vermekle mükellef hale gelir. Hı hı. Tam da adı budur. Şimdi bunu başka nasıl tarif edebilirsiniz? Bunun başka adı yoktur. Bunun karşılığı budur. Ve siz onu o hayatın içerisinden çekersiniz. Ya şunu da altını çizelim tabii. Sistem ve devlet şunu istemiyor. Kadın üretim alanından falan çekilsin istemiyor. Çünkü üretim alanının içerisinde kadının mutlak var olması gerekiyor. Hı hı. O hem daha ucuz iş gücü, hem en ağır iş gücü, bütün bunları yaşayacak. Demin pandemiyi konuşurken mesela aklımdaydı, unuttum. Örneğimiz var bizim. Hı, evet. Yani fabrikaya hapsedilmiş ya da fabrikada çalışmaya mahkum edilmiş, evlerinden alınıp getirilmiş işçilerden bahsediyoruz. Biz çok konuştuk. Türkiye'deki en utanç verici örneklerden biridir çalışma ve emeğin sömürüsüne dair. Yani büyük çoğunluğu kadınlardır, kadın işçilerdir. Yani kimsenin kadın işçilerinden feragat ettiği yok. Daha ucuz iş gücü, daha az söz sahibi olmak, hizmet sektöründe, çünkü sizin o dokunduğu yeri güzelleştiren kadın olmanız gerekiyor zira. Birilerinin görsel zevkini tamamlamanız gerekiyor çünkü. Bütün bu alanlarda siz var olmak zorundasınız. Yoksa kapitalizm devam edemez. Sistem devam edemez. Kadın üretim alanından çekmeden var. Olmaz. Ama ederi ve değeri olmayacak. Bu net. Evet, yani ya erkekle aynı işi de yapsa, daha da ağır bir iş icra ediyor olsa, bir erkeğe göre daha az maaş alıyor. Bu bir araştırma vardı, okudum geçenlerde. Kadınla erkek aynı işi yapsa bile %25 erkeğe göre daha az maaş alıyormuş. Bakın hemen sözünüzü kestim. Tabii tabii, estağfurullah. Tam o notlarım arasında var mıydı diye bakıyorum. Şimdi asgari ücret konuşuyoruz şu aralar biz. Evet, doğru. Yani tek gündemimiz, milyonlarca insanın gözünü kulağını çevirdiği. Yahu ne olacak? Bununla ilgili programda bir konuğumuzun söylediği bir söz vardı. Yine her yıl sonu geldi, asgari ücret şenliklerine hoş geldiniz. Hepimizin bildiği mesele yine masaya oturuldu diye. Belirlenme biçiminden her şeyine kadar bin türlü sorunlu bir mesele. Fakat şimdi yanılmıyorsam diskarında yanlış bir şey de söylemek istemem ama her 10 kadından 6'sı asgari ücret ya da daha altında çalışıyor. Yani asgari ücretin kendisi de eril. O zihniyet de erkek egemen. Yani ben o sermayenin, sistemin kendisi zaten eril bir zihniyet derken bunu anlatmaya çalıştım aslında. Kadınların mesela %49'u asgari ücret, yani çalışan kadınların %49'u asgari ücret ya da daha altında çalışıyor. Ama bu bütün işçiler için geçerli olduğunda bu oran %38'e çıkıyor. Hı hı. Şimdi bilmiyorum şeyi anlatabiliyor muyum? Aynı işi yapan, aynı noktada olan işçiler aynı emeğin ya aynı karşılığı almıyor. Emeğin karşılığını zaten almıyor, ayrı mesele de. Kadınlar erkeklere göre daha büyük oranda asgari ücret ve altında çalışıyor. Kadınlar erkeklere göre daha fazla kayıtsız işçi olarak çalışıyor. Hı hı. Ve çalıştığı alanda çıkıyor. Belki o hani bütün bunlara hayır diyebilir mi kadınlar? Der tabii ki, bunun örnekleri de var. Ama şöyle de bir tarafa doğru gidiyor. Kadın o alanda çalışıyor. Asgari, bir erkekten daha az ücret alıyor. Aynı işi yapmasına rağmen. Hı hı. Fakat buna başka şeyler ekleniyor. Şimdi oradan çıkıyor, mesaisi bitmiyor, evine geliyor. Evde çalışmaya devam ediyor. Evet. İş yerinde bir patron var, eve geldiğinde o zihniyetle bir patron daha var. Burada bir erkek bireyden bahsetmiyorum, onun temsiliyeti geliyor, ne yaparsanız yapın. Hı hı. Yani bunu görüyoruz çünkü biz.
Ve kadın aynı oranda çalışmaya devam ediyor, sonra neden isyan etmiyor? Nasıl isyan etsin? Çünkü bir erkek iş yerinde yaşadığı sorunlara ilişkin olarak tepki verebilmesi için örgütlenmeye zaman ayırabiliyor. Kadının öyle bir şansı yok. Daha az sendikal alandalar, daha az söz sahibiler ya da yaşadıkları, birçok kadın çalışırken çok aşağılanır. Sadece az ücret değildir hikaye. Çok aşağılanır, mobbinge uğrar, sözlü tacize daha uğrar. Daha çünkü güçsüz olduğu algısı var. Çünkü aynı şeyi erkeğe yaptığınızda bir evet. Tekstil, yani tekstil kadının en yoğun tabii. olduğu alanlardan biridir. Burada çok fazla hakarete, aşağılamaya maruz kalır. Ama aynı şeyi erkeğe yaptığınızda vereceği tepkiyi dikkate alarak daha dikkatlidirler. Belki inşaatlarda bunu daha çok görürsünüz. Evet. Fakat kadın buna sesini yükseltebilecek birçok şeyden yoksun. Bir, buna karşı az evvel söylediğim örgütlenme alanı çok önemli. Sendikal alan bile kadının kadınlığından doğru yaşadığı o sürecin taleplerini taşımaz bünyesinde. Evet. Maalesef. Yani birçok alandaki örgütlükte şunu görmeyiz biz. Kadının bin türlü sorunu var. Az evvelki örneği söylemiştim. Analık ödeneği hakkını sendikal alanda görmeyiz. Ya da sendikal alanda birçok şeyi görürüz. Ama kadınların talebini görmeyiz. Kadınların reyl dönemi izinlerini görmeyiz. Kadınların bambaşka sorunları vardır. İşte meslek hastalıkları, iş cinayetleri konusunda çok önemlidir. Bizde niyeyse meslek hastalığı yok. İstatistiklere bile girmiyoruz artık. Onlar iş cinayeti sayılmıyor. Oysa resmi veri olmamakla birlikte örneğin hava yollarında çalışan kabin personeli, hosteslerimizin resmi bir bilgiyle söylemiyorum. Bu konuştuklarımdan ya da okuduklarımdan aldığım bilgi. Rahim kanseri oranı çok yüksek. Çünkü maruz kaldıkları o radyasyon ya da radyoaktiviteden kaynaklı çocukların olma oranlarının çok düşük olduğu ya da düşük yapma oranlarının yüksek olduğu ve bunları yaşadıklarını söylüyorlar. Örgütlü bir alan. Hava işin ve benzerinin evet. örgütlü olduğu bir alan. Hangi toplu sözleşmenin içerisinde bunu gördük biz? Bu sadece işverenin sorunu değil. Çünkü örgütlenme alanlarında da maalesef biz eriliz. Tek bir örnekle söyleyeceğim. Çok tabii uzattım ki. Biliyorum ama. Gelirken dikkatimi çekti. Açık söyleyeyim kitabı da okumadım. Hani asıl not aldığım şey oydu, ona bakıyordum. Bilirim şimdi 64, 7, tarih yanlış söylersem 7 Aralık yani şu tarihlerden biri. 41 gün süren Bereç'te bir pil fabrikasında bir grev vardır. Bereç grevi diye geçer ama aslında o grev kadınların grevidir. 900 kadındı yanlış anımsamıyorsam. 41 gün süren bir grevdir. Petrol işin ilk grevidir bu arada. Çok çok da kıymetlidir bu. Hatta kitabı da söyleyeyim. 41 uzun gece Bereç grevi diye Hakan Koçak'ın akademisyen çok da kıymetli bir hocamızdır. Yayına hazırladığı bir kitap. Ya şimdi döneminde aslında boşverin dönemi tam da bugünü de ne kadar iyi anlatır. O egemen zihniyetin, erkek egemen zihniyetin bir yansımasından bahsediyoruz. Şimdi 41 gün süren bir grev. Kadınlar o grevde. Gündüz nöbetlerinden tutun da her şeyine kadar kadınlar yaşadıklarını da anlatırlar. Her bir noktayı anlatırlar. Grev çadırlarındadırlar. Birçok nokta var. Ve şunları anlatırlar kadınlar yaşadıklarında. Hem yoksulluklarını yaşadıklarını anlatırlar ama mesela derler ki işte hamile arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımıza en ağır işi verirlerdi. Çünkü o ağır iş nedeniyle çocuğunu düşürebilir. Böylece işveren ona hamilelikte izin vermek zorunda kalmaz. Bunun gibi bir dizi örnek. Çok çok çarpıcı bir nokta bu.
Şimdi bunun gibi daha az ücret almak ve benzeri gibi o kadar çok şey var ki, şimdi bakıyorum başka var mıydı örnekler diye. Fakat o grevi erkekler yönetir. O kadınların grevini kadın erkekler yönetir. Yani 41 günün sonunda çok ciddi bir kazanımla çıkmışlardır o grevden. Ücretler ve sosyal haklarda gerçekten çok iyi, yani talep ettiklerini almışlardır. Önemli oranda almışlardır. Fakat demin bahsettiğim meseleler yoktur o toplu sözleşmelerde. Kadınların uğradıkları mobbingler, tacizler, hamile kadınların yaşadıkları en ağır işler, ücret eşitsizliği falan filan. Bunlar yoktur ve o grev biter. O grevin sonrasında, o grevin erkekleri sendikada itibarlı olurlar. Sendika yönetiminde birçok noktaya gelirler. Kadınlara ne olur? Evlenir, çoluk çocuk sahibi olurlar. Kaldıkları yerden devam. Çok farklı mı bugünden? Evet. Dilek, programımızın sonuna geldik. Aslında çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Konuşmak istediğim aslında çok fazla konu vardı. Fakat süremiz kısıtlı maalesef. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler varsa onu da dinleyelim. Programı kapatacağız. Valla eklemek istediğim şunu söylemek belki çok anlamlı olabilir birkaç cümleyle. Çalıştığım alan nedeniyle emek gerçekten bambaşka bir kutsallığı barındırıyor. Yani bu kutsiyet şu anlamıyla işte yüceltelim de çok da bir şey yapmayalım falan anlamında değil. Tıpkı kadınlara verilen böyle bir kutsiyet gibi. Hayır, böyle değil. Bu alan gerçekten hepimizin ortak mücadele vereceği alan. Ama bu alanın renginin tam da yani kadından doğru baktığınızda hepimize iyi geleceği bir nokta. Şimdi sadece şu örnekle vereyim. Bu galiba anlatıyor. Çok yakın dönemin. Ben de aslında Emek ve Hayat programını yapmaya başladığımdaki ilk yayınlarımdan, belki ilk sahadan biriydi. Flor Mardin işiydi. Evet. Petrol işin. Yine petrol işten girdik, yine oradan çıkıyoruz. Kadınların bir sloganı vardı. Çok kıymetli bir direnişti o. Çok kıymetli. Flormar değil, direniş güzelleştirir diyorlardı. Bu çok önemliydi. Evet. Sendikalı oldukları için iş tanıtılmışlardı. Çoğunluğu kadındı. Yine tıpkı bir öncekinde olduğu gibi. Ve kolay değildi o direnişi yapabilmek. Kolay değildi o evden çıkabilmek. Çünkü bir kadın dediğinin ne işi var direniş alanında, ne haddine, başka bir yerden geliyor çünkü. Bütün o duvarları yıktılar ama onlara girmeyeceğim, sadece şu. Flormar değil, direniş güzelleştirir derken aslında sistemin o çarkını baştan aşağıya nasıl eril olduğunu o kadar iyi anlatıyorlardı ki. Bu kadardı. Ve bizim mücadelemiz de tam oradan doğru o yukarıdan aşağıya, o eril zihniyetin kendisini aşağıdan yukarıya bir mücadele attı. Ve bu ayrı gayrı olacak bir hikaye değil. Bu hepimize iyi gelecek ve hep birlikte yapacağız bunu, biliyorum. Peki, inşallah diyoruz. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben ayaklarına teşekkür sağlık Dilek. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Unutmayın ki biz kadınlar aciz değiliz. Erkeklerle de aynı işi yapıyoruz aslında. Yeter ki fırsat verilsin ve aslında fırsat da veriyorsunuz ama bu eril zihniyetten çıkalım diyoruz artık. Çünkü birçok alanda tek kanatlı uçmaya çalışıyorsunuz ve kadınların gücünden asla faydalanmıyorsunuz. Kadınların daha fazla alanda çalışabildiği, daha özgür olabildiği, daha iyi şartlarda yaşayabildiği bir ülke olmak ümidiyle önümüzdeki haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.